Evet arkadaşlar Türkiye'de ulaşım konusuna geldik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye sınırlarında yani sınırlarımızın içerisinde yük ve yolcu taşımacında biz en çok hangi ulaşım ağını kullanıyoruz? Karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu hangisini daha çok kullanıyoruz dediğimizde ilk aklımıza ne gelmeli arkadaşlar? Karayolu gelmeli. Burada genellikle şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Diyorum ki neden biz birinci sırada karayolunu kullanıyoruz? Öğrenci diyor ki hocam daha ekonomik diyor. Türkiye'de karayolu daha ekonomiktir diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Ülkemiz dağlık ve engebeli. Yol yapım maliyetleri oldukça ne? Yüksek tüneller yapıyoruz, köprüler, viyadük yapıyoruz ve bakımları da oldukça ne? Zor. Bu yüzden Türkiye'de karayoluna ekonomik diyemeyiz. Ama her yere ulaşılabilir. Yani diyelim ki e, İzmir'desiniz, Kuşadası'na uçakla gidebilir misiniz? Hayır. E peki demir yolu var mı? Bak o da yok. Ama karayoluyla Türkiye'de bütün illere, ilçelere, köylere, her yere gidebiliriz. O yüzden Türkiye sınırlarının içerisinde diyorsa en çok kullandığımız ulaşım ağı neymiş? Karayolu. İkinci sıraya baktığımızda arkadaşlar demir görüyoruz. Demir yolunda daha çok ağır yükler taşınıyor. Mesela madenler. Onun dışında askerlerimizin tankları, topları, tüfekleri gibi yani taşındığında asfaltı bozabilecek yükler, kuru gıdalar da olabilir. Bunlar da demir yoluyla taşınıyor. Üçüncü sırada deniz yolunu görüyoruz. Hava yolu şimdi içerisine yükü de aldığımız için hava yolu tabii ki dördüncüye düşüyor. Hava yolunda daha çok insan taşımacılığı yapılıyor. Ee, bu yüzden de dördüncü sırada diyebiliriz. Peki Türkiye sınırlarını almayalım. Genel konuşalım yani böyle. Ulaşım ağları içerisinde en ekonomik hangisidir dediğimizde bu sefer birinci sıraya ne geçiyor? Deniz yolu. Neden? Bir kere bir gemi, yük gemisi içine 200 tane tır alabiliyor. Bakın 200 tır. Ee, sonra tek seferde çok fazla yük alabiliyor yani. İkincisi, e, yol yapım maliyeti diye bir şey yok. Allah'ın suyu. Gemiler ne yapıyor? Akıyor, gidiyor. Ee, ona baktığımızda, onun dışında e, deniz yoluyla ulaşıma baktığımızda Türkiye'de dış ticaretinde en çok kullanılan, mesela ihracat yapıyorsunuz değil mi? Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Ülkemizin üç tarafın denizlerle çevrili olması ihracatta ve ithalatta deniz yolunu kullanmamızı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Bu yüzden de Türkiye daha ekonomik olduğu için en çok neyi kullanıyormuş? Deniz yolunu kullanıyor diyebiliriz. Demiryolu ekonomiklikte de ikinci sırada arkadaşlar. Burada da biraz önce de söyledik. Daha çok mesela ağır yükler, karayollarının bozulmasına yol açabilecek yüklerin taşınmasında ön plana çıkıyor. Karayolun ekonomik olmadığını görüyoruz. Bakın o da üçüncü sırada. Bu da ekonomik olmadığın en büyük kanıtı. Hava yolu bize zamandan tasarrufu sağlıyor diyebilirim. Yani pek de ekonomik yanı yok. Farkındaysanız yük taşımacında acil durumlar olmadığı sürece hava yolu pek fazla kullanılmıyor diyebilirim. <laughs> evet deniz yolunda ne demiştik ekonomik olmasının nedenleri suyun kaldırma gücünden faydalanıyor, bu yüzden de daha az yakıt harcıyor. Onun dışında yol yapım maliyetleri yok, deniz yolu üzerinden gidiyor. ...ve e, tek seferde çok fazla yük taşıyabiliyor. Bu yüzden daha ekonomik diyorum. Peki, şunu da sorayım hatırladım. Şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Ülke sınırları içerisinde yük taşımacılığında ilk sırada ne alır? Yani yük taşımacılığında en çok hangi ulaşım ağını kullanırız dersek? Yine ne diyeceğiz biliyor musunuz? Yine karayolu diyeceğiz. Sınırlarımızın içerisinde dediği için. Öyle, sen Antalya'da yaşıyorsun... Ve e, neresi olsun Malatya'ya portakal satıyorsun. E neyle göndereceksin? Kamyonla. Denizli'de yaşıyorsun. Tayin'in Erzurum'a çıktı. Eşyalarını neyle göndereceksin? Yine kamyonla göndereceksin. İster yük taşımacıl desin, ister de yolcu taşımacıl desin. Sınırlarımızın içerisinde dediğinde ilk sırada her zaman karayolunu almamız gerekir. Neden de ne demiştik? Her yere ulaşılabilir olmasıdır karayolu dedik. Karayollarımızın üzerindeki tünellerden bahsedelim. Burada şunu uyarıyı yapmak istiyorum. Birçok arkadaşımızda şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Doğal geçitlerle tünelleri birbirine karıştırıyorlar. Lütfen bunları karıştırmayalım. Mesela akarsuların 3. jeolojik zamanda dağları yararak oluşturduğu alanlara biz doğal geçit diyoruz. Ama insan eliyle yapılanlara ise biz ne diyoruz? Karayolu tünellerimiz diyoruz. Tabi demiryolu tünelimiz de var ama karayolu tünellerimizi genel olarak burada e, göstermek istedim haritada sizlere. Şöyle yapayım. Bir sınıfta ders anlatıyorum. Dedim ki arkadaşlar 2018 yılında Artvin dedim Artvin'de Borçka tarafında can kurtaran tüneli açılmıştır dedim. Bir öğrenci bana ne dedi biliyor musunuz? Öğretmenim dedi hep vardı zaten dedi. Orada dedi hep vardı dedi. Açılmadı dedi. Şimdi bu arkadaşımız neyle karıştırıyor sizce? Oradaki doğal geçitle karıştırıyor. Yani orada can kurtaran diye doğal geçit vardı. Ama 2018'de onun neye açıldı bir de? Tüneli açıldı. Bakın Zigana Kalkanlı diye doğal geçit var değil mi? Ama yeni Zigana Tüneli de açıldı. Yani aynı isimle aynı yerde tüneller de var. Peki neden oluyor? Doğal geçitlerde Akarsular yardığı için e, yolda virajlar oluyor. Eğim farkı olduğu için tonajlı araçlarda işte frenlerde patlama oluyor. Yukarı çıkarken zorluk yaşanıyor. Kar yağdığında yol kapanabiliyor. Ama tünel öyle değil. Tünelin giriş noktası da çıkış noktası arasındaki eğim farkı oldukça az. E, ulaşımda yol daha kısa oluyor ve daha konforlu bir ulaşım haline geldiği için aynı isimle aynı bölgede tüneller açılıyor. Bu da Türkiye'de karayolu ulaşımının gelişmesini sağlıyor. Birçok kaynakta Türkiye'de en uzun karayolu tünelini Ovit olarak veriyor. Ama artık değil arkadaşlar. En uzun karayolu tünelimiz yeni Zigana tünelidir. Farkındaysanız Doğu Karadeniz'de tünellere çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Çünkü dağlar kıyıya paralel ve oldukça ne? Yüksek. Bu da ulaşımda bu tür zorluklara neden oluyor. Nefise Akçelik aslında kıyıda olan bir tünel. Samsun'dan Ordu-Fatsa tarafına giderken karşımıza çıkıyor. Ilgaz Tüneli, Bolu Dağı Tüneli. Bir de genellikle yeni olduğu için İzmir-İstanbul arasında... Bir otoyol projesi var değil mi? İzmir'den İstanbul'a yaklaşık 5 saatte gidebiliyorsunuz. Şimdi buradan yola çıktık. Bursa tarafına geldik. İzmir'den yola çıktık. Orada bir tünelimiz var. Tünelin adı ne? Orhan Gazi. Ama bir de köprüden geçmemiz gerekiyor. Köprünün adı ne? O da Osman Gazi. Peki nasıl akılda tutacağız? Baba oğul değil mi? Orhan Gazi oğlu, Osman Gazi babası. Büyük olan proje ne? köprü projesi. Babanın adı verilmiş. Küçük olan proje ise e, tünel projesi. O yüzden de Orhan Gazi'nin adını vermişler. Bu şekilde akılda tutabilirsiniz. Yani baba oğul diye aklınızda kalırsa iyi olur. İstanbul'a geldim. Arabamla devam ediyorum değil mi? Karşı tarafa geçeceğim yani. Avrupa yakasına geçeceğim. Geçtim. Tüp geçitten. Adı ne? Marmaray olmaz. Marmaray arkadaşlar Ray bildiğiniz gibi ben arabamla geçtiğim için ne? Avrasya. Ama ben şeyle geçseydim, trenle geçseydim o zaman Marmaray olurdu. İki tane tüp geçit var. Trenle gidiyorsanız Marmaray, arabanızla geçiyorsanız Avrasya tüneli diyoruz. Şimdi bölgesel tünellere baktığımızda Ege bölgesinden bakalım. Manisa tarafında ne var? Sabuncu Beli var. Sonra e, Bergama tarafı, pardon Bergama değil, Kemalpaşa tarafında yine İzmir yakınlarında Belkave. Selatin Tüneli İzmir'den Aydın'a doğru giderken, Denizli'de şimdi Antalya'ya doğru giderken Honaz, Antalya'nın içine girerken Pisalis Tüneli ve Mersin Antalya arasında da Boğusak Tüneli var. Nasıl soru olabilir? Öncelikle onu söyleyeyim der ki işte 4 tane tünel verir değil mi? Can Kurtaran, Ovid, Zigana Nefise Akçelikler bir tane de Ege'den verir Selahattin Tüneli aşağıdaki tünellerden hangisi Karadeniz bölgesinde yer almaz der bölgesel soru olabileceği için biz de buna dikkat edelim arkadaşlar karşımıza bu tip sorular çıkarsa daha kolay çözebiliriz bu arada Çanakkale'de de iki tane tünelimiz var Asos ve Troya tünelleri bu da burada da Çanakkale'de yeni köprümüz var. O köprüyle bağlantılı olarak yapılmış, Kaz Dağları'nı aşmamız için açılmış iki tüneldir. Tünelleri harita üzerinden öğrenirsek tabii ki işimiz çok daha kolay olur diyebilirim. Burada harita üzerinde gösterdiğimiz tünelleri de görebiliyorsunuz. Açıldığı tarihleri de genellikle yazdım ama Burada önemli olan aslında bunların tarihleri değil, nereyle nereyi bağladı. Mesela yeni Zigana Tüneli nereyi bağladığında Trabzon'la Gümüşhane'yi, Ovid Tüneli Rize'yle Erzurum'u bağlıyor diyebiliriz. Burada... Geldik demiryolu ulaşımına. Şimdi Türkiye'de bir yerde demiryolu ulaşımı gelişmediyse buradaki problem ne oluyor arkadaşlar? Engebe. Yani yer şekilleridir. Ege bölgesinde demiryolu ulaşımının gelişmediği yer neresi derse ne diyeceğiz? Mulaa Menteşe yöresini alabiliriz şu bölgede. Peki şu cümlem doğru mu? Antalya bölümünde demiryolu ağı yoktur. Bak Antalya bölümünde demiryolu ağı yoktur demek yanlış. Neden? Antalya bölümü dediğimizde arkadaşlar Isparta Burdur'u da alıyor. Ama Isparta burada demir yolu var. Hatta bu İzmir'e doğru geliyor. Göller Ekspresi de deniyor buna. Ama Antalya ilinde yoktur derse doğru. Yani Antalya ilinde demir yolu yoktur doğru. Antalya bölümünde yoktur derse yanlış. Doğu Anadolu bölgesinde demir yolu ulaşımı gelişmemiştir. Diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz. Mesela şurada ne var? Kurtalan Ekspresi var. Burada Doğu Ekspresi var. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinde demir yolu ulaşımının gelişmiş olmasının nedeni Bence biz onu so sorgulamalıyız. Dağlık engebeli olmasına rağmen neden demir yolu ulaşımı oldukça Doğu Anadolu'da yaygın? Madenleri taşımak için. Zamanında bu bölgedeki madenleri batıya, Akdeniz'e doğru, güneye doğru taşımak için ne olmuş? Demir yolu ulaşımı yapılmış. Günümüzde de biraz turizme doğru kayarak canlanmış diyebiliriz. Burada nerede yok derseniz Hakkari Şırnak tarafında yok. Ağrı tarafında yok. Yani dağlık engebeli bazı yerlerinde yok ama onun dışındaki birçok yerde var. Şimdi Karadeniz'e doğru geldik. Giresun'da yok. Trabzon'da yok. Rize'de yok. Artvin'de, Gümüşhane, Bayburt'ta yok. Bu illerin hiçbir tanesinde yok. Doğu Karadeniz'in hiçbir ilinde demir yolu, ağı yoktur. Bu Yaprak Dökümü diye bir dizi vardı hatırlıyor musunuz? Onun son bölümünde İstanbul'dan bilet alıyorlar. Nereye gidecekler? Memleketlerine dönüyorlar artık değil mi? Ee, Ali Rıza Bey'i kaybettikten sonra artık onlar da diyorlar ki biletimizi alalım, memleketimize dönelim. Evde de izliyorlar bunu, evdekiler. Ben dedim ki onlar Trabzon'a tren biletimi aldı dedim. Evet dediler. E dedim ki ben Trabzon'da demir yolu ağı yok ki dedim. Ne biçim diziymiş bu da? Annem bana diyor ki e aldılar ya. Yani anlatabiliyor muyum? Bana inanmadılar diziye inandılar. Bu yüzden büyük bir skandaldı bence. Orta Karadeniz'e geldiğimizde Samsun'da, Ordu'da, Çorum'da, Amasya'da düz arazi olduğu için buralarda demir yolu ağı var. Ama batıya gittiğimizde yine sorun başlıyor bak. Sinop'ta yok. Zonguldak tarafında var ama Zonguldak'ta neden var bak. Zonguldak'ta ne var arkadaşlar? Maden var. Zonguldak ve Karabük'te demir çelik fabrikası var. O yüzden var. Yoksa Zonguldak, Karabük'ün bulunduğu yerlerde dağlık. Sinop'ta yok. Bartın'da yok. Düzce'de yok. Bak adı Düzce, Düzce'de de yok. Kastamonu'da yok. Batı Karadeniz'in birçok yerinde yine demir yolu ağı yok. Marmara'da nerede yok? Marmara'da baktığımızda Bursa'da yok. Şu anda yapım aşamasında yüksek hızlı tren hattını oraya taşınması planlanıyor. Ama şu anda yok. Bir de nerede yok? Çanakkale'de yok. Çanakkale'de olmamasının nedeni sapak kalması. Yani Çanakkale gelişmiş bir yer değil, ticaret ve sanayi yönden gelişmiş bir yer değil. Köprü daha yeni yapıldı, yeni açıldı. O yüzden de buraya yapılan yatırım, demiryolu yatırımı ölü yatırım olurdu. Yapılmamış. Uludağ aslında e, Bursa'daki demiryolu ulaşımını engelleyen en büyük unsur. Ama Tabii ki günümüzdeki teknolojide arazi dağlık, engebeli olsa bile, olsa bile bakın. Yine de oraya demiryolu yatırımı yapılıyor. Örneğin İç Anadolu'nun en dağlık, en engebeli yeri neresi? Sivas. Ama buna rağmen demiryolu ulaşım var mı? Var gördüğünüz gibi. İsterseniz yine ders notlarımızı önüne geçelim. Evet şöyle bir harita hazırladım. Siz de çalışırken buradan bakabilirsiniz. Ege bölgesinde demiryolu ulaşımının olmadığı yer neresi dedik? Muğla, Menteşe yöresi yani Ege'nin en engebeli yeri. Antalya ilinde yoktur ama Antalya bölümünde Isparta ve Burdur'da vardır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Hakkari bölümünde yani Hakkari ve Şırnak'ta yok. Doğu Karadeniz'in hiçbir ilinde yok. Batı Karadeniz'de Bolu'da, Düzce'de, Sinop'ta, Kastamonu'da, Bartın'da yok diyoruz. Ama Zonguldak ve Karabük'te var. Demir çelik fabrikası, demir, maden tarzı yerler olduğunda arazi dağlık, engebeli olsa bile demiryolu ulaşımı oluyordu. Bursa'da Uludağ yine yer şekilleri engellemiş. Bir de Bursa'da şimdi karayolu ulaşımı gelişmiş. Denizden ulaşımı var. Demir yoluna pek sıra gelmemiş. Ama dediğim gibi yüksek hızlı tren hattı için şu anda yapım aşamasında diyoruz. İleride burayı da sileceğiz yani. Çanakkale'de de yine aynı şekilde yok dedik. Onun nedeni de sapak kalmasıydı. Gelelim yüksek hızlı tren hatlarına. YHT. Türkiye'de açılan ilk yüksek hızlı tren hattı. Yapım aşamasında olanları siyahla göstermiş. O yüzden ben de onu da düzeltiyorum. Çünkü Kayseri'de daha açılmadı bu arada. Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren hattı nereye açıldı derseniz böyle bir soru geldi bu arada. İlk zamanlarda Ankara ile Eskişehir arasına açıldı arkadaşlar. İlk hattımız Ankara Eskişehir'di. Daha sonra onu nereye bağladılar? Konya'ya bağladılar. Sonra Ankara'yı nereye bağladık? İstanbul'a. Zamanla bu hat genişlemeye başladı. Bunlardan bir tanesi Karaman oldu. En son açılan ise yani 2023 yılının Nisan ayında Ankara hattı nereye bağlandı? Sivas'a bağlandı. Şimdi görüyor musunuz ulaşımda aslında hedeflediğimiz nokta nedir? Kuzeyi güneye bağlamak yüksek hızlı trenlerle. Batıyı da Doğu'ya bağlamak, yani demiryolu ulaşımının kalitesini arttırmak, yapım aşamasında olanları da görüyorsunuz. Mesela Ankara nereye bağlanacak? İzmir'e bağlanacak. Kayseri'ye doğru buradan inilecek, buradan Karaman'a inildikten sonra Adana-Mersin tarafları ve Antalya tarafına doğru, yani adam İstanbul'dan yüksek hızlı trene binecek, trenle Antalya'ya gidebilecek, çok güzel bir alternatif olması bekleniyor. E, Bursa gibi de gelişmiş, sanayileşmiş bir bölgede de yüksek hızlı tren olması oldukça önemli. Şimdi bazen şu hatta bakınca bana diyorlar ki e, öğretmenim diyor e, Sivas diyor, gelişmiş bir yer değil niye oraya yaptılar diyor. Perspektifimizi ne yapmamız lazım? Genişletmemiz lazım. Yani amaç sadece Ankara ile Sivas'ı bağlamak değil. Burayı yüksek hızlı tren hattını Doğu Ekspresi var ya onun güzergahına taşımak. Buradan Erzurum, Kars, Ardahan'a doğru gitmiyor mu bu hat? İşte o hattı da daha iyi hale getirmek bunun sonucundan olacak Demir İpek Yolu projesi karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Çin Çin mallarını yani ürettiği ürünlerini Avrupa'ya satmak istediğinde ne yapıyordu biliyor musunuz? Rusya'nın kuzeyinden Avrupa'ya gidiyordu ve bu onun işini zorlaştırıyordu. E tabi deniz yoluyla ulaşım var Çin'de ama e, ...karayoluyla da ulaşımı var... E, ...bir de demiryolu ulaşımında... ...alternatif biz oluşturabilirsek... ...oradaki büyük ticari hareketliği... ...ülkemize çekebiliriz dedik. Üç tane ülke anlaştık. Bunlardan bir tanesi Türkiye... ...öbürü Gürcistan... ...diğeri de Azerbaycan. Dedik ki biz şuraya... ...bizim Doğu Ekspres'in güzergahını görüyorsunuz bak... ...şu Doğu Ekspres'in güzergahı... ...Gürcistan, Türkiye... ...ve Bakü arasında şu hattı yaptık. Bu hattı yapınca... Böylelikle Çin treni kuzeye gitmek yerine ne oldu? Böyle geldi. Hazar Gölü'nden treni geçiyorlar. Bizim Van'dan nasıl feribotla treni, İran Tebriz treni karşıya geçiyoruz. Aynı şekilde buradan geçiriyorlar. Sonra bizim hatta geldi, girdi. Yeni yapılan hatta Demir İpek Yolu projesine. Oradan Kars'a Ardahan'a geldi. Buradan Türkiye'nin içerisinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da ne var? Marmaray. Raydan geçti Avrupa'ya geldi. Artık burada Avrupa'da dağılabilir ama en uç nokta neresi? Davur Boğazı'na geldi. Orada manş tüneli var arkadaşlar. Oradan da geçti Londra'da. Yani şu anda Pekin'den, Çin'den kalkan tren kesintisiz şekilde Londra'ya kadar ne yapabile Yapabiliyor, gidebiliyor. Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en kısa karayoluyken... Şimdi de en kısa ne oldu arkadaşlar? Demir yoluna dönüştü. Bu da Türkiye'de transit ticaret geliri ne yapacak? İlla ki arttıracak. Bu da bize soru olarak ne yapabilir? Dönebilir. Lütfen Demir -ipek Yolu projesini ve buradan Türkiye'ye faydalarını bilelim. Biz hatta onun için özel bir sınır kapısı açtık. Neydi adı? Canbaz sınır kapısı. Biraz sonra sınır kapılarını işlediğimize bir daha hatırlatırım. havalimanı olmayan illerimiz. Neden böyle bir harita hazırladım? Yani şimdi havalimanı olan illerimizi yazsam harita dolar, değil mi? O yüzden olmayan illerimizi yazmak daha mantıklı geldi. Gelişme seviyemiz arttıkça mesela geçen yıl şurada şey vardı. Rize ve Artvin'de vardı. Ama oraya ortak havalimanı açıldığı için, Artvin Rize havalimanı açıldığı için onları da sildik bakın. Yeni bir havalimanı açıldıkça o illeri ortadan kaldırıyoruz. Bunun bir mantığı var mı öğretmenim? Yani bunları aklında tutmamın, öğrenmemin bir mantığı var mı? Evet var arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela İzmir. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı var. Uluslararası bir havalimanı. O yüzden ona yakın olan yerlerde mesela yakın kim? Aydınlı ve Manisa. Burada havalimanına gerek yok. Adam İzmir'i kullanır, 45 dakikada evine ne yapar? Gider. O zaman şöyle diyoruz. Bir yerin yakınlarında büyük böyle bir havalimanı varsa Yandaki, çok yakınındaki ona göre daha küçük şehirlerde havalimanına gerek duyulmuyor. Antalya'da havalimanı var mı? Var. Hem de iki tane var. Isparta'da var mı? Var. O zaman Burdur'da havalimanına gerek yok. Bence 50 yıl sonra da gerek yok. Yani bu havalimanı zaten Süleyman Demirel Havalimanı Isparta ile Burdur arasında. İkisi ne yapar? Kullanır aynı havalimanını. İstanbul'da havalimanı e tabii ki var. İstanbul'daki havalimanı çevresindeki illerin ihtiyacında karşılamıyor mu? Yalova, Kırklareli, Edirne yani buradaki insanlar da orayı ne yapar? Kullanır. Onlara havalimanına gerek yok. Ankara'da var havalimanı. Kayseri'de, Konya'da, Peribacalarından dolayı Nevşehir'de de var. Niğde'de askeri havalimanı var. Ama oradaki küçük yerlerde Aksaray, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı bunlarda havalimanı olması beklenmez. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın Güneydoğu Anadolu'da havalimanı olmayan il yok. Bütün illerinde havalimanı var. Sizce bu neden olabilir? Güneydoğu Anadolu bir de küçük. Hepsi birbirine yakın. Arazi dağlık engebeli de değil. Yani düz bir arazi. Buna rağmen bütün illerinde neden havalimanı var derseniz GAP projesi. Güney Donadolu projesini, GAP projesini birçok arkadaşımız ne sanıyor biliyor musunuz? Sadece böyle işte sulama kanalları yapacağız ve elektrik üreteceğiz sanıyor. Bunun için yapıldığını sanıyor. Hayır arkadaşlar, GAP projesi bölgesel kalkınma projesidir. Mesela bunun taahhütnameleri nedir? Bütün illerine üniversite yapılacak. Evet yapıldı. 56 tane fakülte açıldı. Hastane sayıları arttırılacak. Sonra büyük bir stat yapılacak. Şanlıurfa GAP Arena Stadı. Olimpik bir stat yapıldı. Ee, bunun dışında tiyatro salonları, spor salonları... Yani sosyal etkinliklerin yapıldığı, yapıların da oluşturduğu bir projedir. Bölgeyi topyekun kalkındırmak amacıyla yapılmıştır. Ve orada denilmiş ki bütün illerine havalimanı yapılacak. Tarımsal üretim artacak. Tarımsal üretim arttığında... Bir de oraya çok büyük bir kargo havalimanı yapılıyor. Şanlıurfa'ya arkadaşlar GAP e, havalimanı var Şanlıurfa'da Türkiye'nin en büyük kargo havalimanıdır. Amaç da zaten tarımsal üretimin artmasıyla birlikte e, hava yoluyla da burada bir e, ticaret koridoru oluşturmaktır bazıları bana diyor ki e, öğretmenim diyor hala diyor GAP projesi bitmedi diyor. Tamamlanamadı diyor. 50 yıldır yapılıyor. Arkadaşlar bitmemeli zaten. GAP projesi sürdürülebilir bir projedir. Projeyi sadece yapılan barajdaki betondan bakmamamız lazım. Yani böyle bir inşaat gibi bir şey değil bu. Bitmiyor yani böyle. Bölgeyi kalkındırana kadar devam eden sürdürülebilir bir projedir. Lütfen perspektifimizi geliştirelim diyorum. Evet En son açılan havalimanlarımız Rize ve Artvin demiştik. Denizin içi doldurularak yapılıyor. Neden denizin içi dolduruluyor? E şimdi dağlık engebeli dağlar kıyıya bir de çok yakın. Yani düz arazi uçağın inebileceği pek geniş bir düzlük yok. O yüzden deniz içine dolgu yapılarak daha kolay oluyor. Ordu Giresun Havalimanı da aynı şekilde yapılmıştı. Yalnız karıştırmayın. O daha önceydi 2015-2016 sezonunda yapılmış bir havalimanıdır. Ordu Giresun, Rize, Artvin ise çok daha yenidir. Şimdi geldik doğal geçitlerimize. Doğal geçitlerimiz dediğinde bir sınıfta sordum. Dedim ki Doğal geçitlerimiz ne zaman açılmıştır dedim. Çocuğum bir dedi ki hocam diyor, Turgut Özal döneminde mi diyor. Süleyman Demirel döneminde mi diyor. Ya olur mu? Değil mi? bunlar tünel değil. Bunları akarsu açmış. Üçüncü jeolojik dönemde açılmıştır arkadaşlar. Bunları dediğim gibi bir daha söylüyorum. Bunları ne yapmıyoruz? Tünellerle karıştırmıyoruz. Türkiye'de doğal geçitlerin en çok olduğu yer dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz'dedir. Doğru mu? Şimdi bakalım. Ben Antalya'dayım. Nereye doğru gideyim? İç bölgelere, Burdur'a doğru gideyim. Antalya'dan bu şekilde içeriye doğru gidiyorsam geçitimin adı ne? Çubuk. Ama Mersin'den böyle Konya'ya doğru gidiyorsam Sertavul. Neredeyim? Adana'dayım. Yine iç bölgelere gidiyorum. Ya da Hatay'dan yine bu bölgeye gelip artık Güney Donadolu'dan kuzeye mi gidersin? İskenderun'dan nereye gittim önce? Antakya'ya ve oradan da çıktım. Bu da ne? Belen. Şimdi ben şöyle bir kısaltma yaptım burada. Birçok şeyde de kullanılıyor gerçi bu. Kaynakta da görebilirsiniz. Çok sayıda geçit bulunur. Şimdi burası Akdeniz bölgesi değil mi? Akdeniz bölgesinde çok sayıda geçit bulunur. Cümle doğru mu? Cümle doğru. Peki konuyla alakalı mı? Evet çok sayıda geçit bulunur. Ve baş harflerine baktığınızda bak çok çubuk. Sayıda sertavul. Geçit gülek bulunur belen. Şimdi ben bunu sınıfta anlattığımda öğrenci diyor ki öğretmenim süpermiş diyor kesin yaparım diyor. Kesin diyor kesin. Bir gün sorduk denemede de TG'lerde. Öğrencinin biri geldi bana dedi ki, öğretmenim dedi sınavda çıktı dedi. Ezberlemiştim ama bu kısaltmayı dedi ama dedi yine yapamadım. Neden dedim yapamadın dedim. Ben dedi şey diye ezberlemişim dedi. Akdeniz'de çok sayıda geçit var diye ezberlemişim dedi. V'yi dedi bulamadım dedi. Yani bu tip şeyler lütfen yapmayın diyorum dikkat. Onun dışında baktığımızda ee, Karadeniz'e doğru gidelim isterseniz. Trabzon'dayım. Oradan nereye gideceğim? Gümüşhane Bayburt'a doğru gidiyorum. Zigana demiştik. Aynı zamanda tüneli de açılmıştı. Erzurum'a geçeceğiz. Yani Bayburt'tan Erzurum'a. Ona da ne dedik? Kop. Hatta bu sayede Trabzon Transit Ticaret Limanı özelliği kazanıyordu. Artvin'de can kurtaran. Bu ön lisansa soru olmuştu bu arada. Sivas'la Erzincan arasındaki sakal tutan. Bunları da bilelim. Hani bazıları böyle pek duyulmamış isimler ama bunlar sınavda sorulmayacak diye bir şey de yok. Kastamonu'nun denize kıyısı var ama merkezi içeride bakın. Yani Kastamonu'nun merkezi burası. Şurada İnebolu tarafı deniz kenarı. Ben İnebolu tarafından Kastamonu'ya doğru geçiyorum. Ondan sonra o Ecevit bu geçtin adı. Oradan da yine içeriye İç Anadolu'ya doğru gidiyorum. Çankırı'ya doğru geldim. Bu da Ilgaz geçiti. Aynı şekilde Ilgaz tüneli de var. 15 Temmuz Şehitleri Tüneli diye de geçer aynı zamanda. Tarihte de bu İstiklal yolu değil midir değil mi? Tarihte de görüyorsunuz İstiklal yolunun güzergahıdır aynı zamanda. Şurada Sakarya Nehri var. Sakarya Nehri'nin yararak oluşturduğu gey ve boğazını görüyoruz. Ne yapabilir arkadaşlar? Sınavda bize nasıl soru sorabilir? Alır Geyve Boğazı'nı Güneydoğu Anadolu'ya koyabilir. Der ki işte haritada işaretli olan doğal geçitlerden hangisinin bulunduğu konum yanlış gösterilmiştir gibi karşılaşabilirsiniz ya da nasıl bir bilgi verebilir? Hangisinde karayoluyla birlikte aynı zamanda demiryolu ulaşımı da vardır? Bakın Gülek Boğazı dediğimiz yerde de hem demiryolu hem de karayolunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda da burada son buluyor kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum